Herkese merhaba. Merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün anneannemle birlikte yeni bir video çekeceğiz. Evet. Birçoğunuzun Instagram üzerinden ve YouTube üzerinden "Arda'cığım artık anneannenle video çekmiyorsun. Anneanneni çok özledik" demesi üzerine bir kavuşturayım sizi dedim. Unutulmadım. Unutulmadım. Geldim. Unutulmamak için geldi anneannem. Anneanne, bugün ne video çekeceğimizi biliyor musun? Bugün böyle 100 bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Dışarıda bebek ağlıyor, çığlık, kıyamet, inşallah sesi duyulmuyordur. Şöyle, bugün ne yapıyoruz? Bugün... Ay, dikkatim çok dağılıyor bebek yüzünden. Oraya bak. Oraya bakacağım da çok ağlıyor. Öleceğim, çok ağlıyor. Ve çok farklı ağlıyor. Sinirlerim bozuldu. Emine'nin kızı. Neyse, şöyle, şimdi bugün anneannemle birlikte 100 kat fondöten challenge yapacağız. Ha, 100 kat fondöten çekecekmişiz ama. Anneannemi 100 kat fondöten süreceğim. Nasıl bir şey olacak sence? Bilmem. Ben çok merak ediyorum. Ay, 100 kat sürünce bence maske gibi olur kız. Evet. Botoks yapacağız buralarımızı. Botoks mu yapacağız? Okey, o zaman lafı daha fazla uzatmadan ben fondöten sürmeye geçelim diyorum. Çünkü anneannemin televizyonda dizisi evet. Varmış. Şu an burada zorla duruyor. Yani alttan falan dürtüyor beni. Yeter artık, bitsin gideyim diye. Oy yani, şaka yapıyor bana, şaka. Yarın çekmeyi falan çok isterdim. Yarın da anneannemin işi var. Bunu çarşambaya yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bugün dizinden... Bizi yetiştiririz. Yetiştiririz. Dizini boş ver. O zaman istersen önce bir gözlüklerini çıkar anneanne. Şimdi sana en sevdiğim makyaj bazını süreceğim. Oo. Bobbi Brown'ın Vitamin Age White Face Bazı. Ben buna bayılıyorum. Güzel mi? Gerçekten çok güzel. Şöyle azıcık tırnağımın ucuyla alayım. Yeterli mi o? Bu yeter değil. Yetmez de biraz da alırım canım. Bir şey sanırım. Bir şey fark edecek misin bakalım? Ben o yüzden de çok seviyorum. Ay, anneanne seni güzelleştiriyor benim kuzum. Bir şey fark edecek misin? Bak, bizden kokmuyor ama. Evet, bir de yumuşadı. Yumuşar çünkü çok güzel bir kız. Evet. Kız, senin yüzün niye bu kadar küçük? Küçük mü? Yüzün küçük senin. Kendim büyüğüm ya. Kendim büyüğüm. Kız, kendi büyüklüğünle yüzünün büyüklüğünde alakası var. Tamam. Makyaj bazımızı sürdük. Şimdi hadi anneannem olduğun için ekstra bir VIP davranış daha. Aynı şekilde Bobbi Brown'ın gözaltı kremini süreceğim. Yukarı bak. Evet, göz kremini de sürdüm. Dur, oh. Yukarı bak. Oh, oh, oh. Gözlerinde mis gibi oldu. Bunun içerisinde kafein olduğu için gözdeki yorgunluk hissini, böyle görüntüyü çok rahat bir şekilde alıyor. Ay, benim gözlerim yorgunluğunu alır mı şimdi bu? Alır alır. Ay, bu gece güzel uyurum o zaman. O zaman şimdi artık fondötenlere geçebiliriz. Fondöten olarak 4 farklı fondöten getirdim. Şimdi şöyle, günlük hayatımda kullandığım fondötenleri getirmedim. Çünkü yani boş yere 100 kat fondöteni heba etmek istemiyorum. Evet. O yüzden ilk başta şöyle, Makeup Revelation'ın, pardon, Makeup Revelation değil, Revlon markasının bir fondöteni var. Bunu kullanacağım. Şöyle sıkıyorum. Ay, bu sana çok beyaz oldu anneanne. Hayal et Kesper. Gideyim annene göstereyim kendimi. Bu çok beyaz oldu. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Bu don't. Bu sana asla olmadı, çok beyaz. Hemen kurtarıcı bir şey. İlk katımızı sürdük. Bak, kendini orada görebilirsin yanında. Evet, görüyorum ama. Aa, dur, aynada var kız. Niye oraya bakıyorsun? Al, bu çok beyaz oldu. Oo, çok beyaz olmuş. Hayal et Kesper gibi oldu. Soba boyasına benzemiş. Şimdi ikinci katımızı sürüyoruz. Bunu düzelteceğim, bence rengi uygun. Aa, evet, bu tam senin rengin. Kapatsın onu. Evet, kapatacağım. Ölü benzine dönmüşüm ben. Gerçekten. Kız, Çorum'da bir kız mezarlıkta sürekli ağlıyormuş. Evet, gördün mü? Ben de gördüm. Kızı gördün mü? Kızı daha bulamadılar değil mi? Kızı gördüler de şeyini, hani kendisini, kız gel buraya diyorlar. Kız, ağlayarak kaçıyor. Cin olsa nasıl görecekler? Anneannesinin bir görüntüsü vardır, bir şey vardır. Bir de bir sürü kekolar gitmiş böyle yani kızı aramaya. O kız yerinde ben olsam ben de kaçarım yani onları görünce. Polisler yazı yazmış. Gelirsen bizi ara diye. Kızdan. Ay, ciddi ciddi. Görmedin mi şeyi? Ne bileyim ya. Ağaçlara not yazmış, bırakmışlar. Ay, biraz saçlarına geldi.
Neyse sağlık olsun. Saçların boyamış gibi oldu. Sarı sarı. Evet. Biraz aynen aynen. Aman. Yüzüme masaj yapıyor. Masaj. İşte ne güzel. Elim yumuşak o zaman. Kendim gibi. Anlamadım. Bu neden? Fondöten işte. Ay üçüncü katı sürüyoruz. Kız 100 kat nasıl süreceğiz? Aa. Artık böyle sürebildiğim... Bir karış olur lan suratım. Evet. Abo. Makyajlarınız izler bitecek yani. Evet. Bence şu şey çok güzel. Dördüncü kat. Öncesinde çok fazla gözenek problemin var senin. Evet. Ben yaşlıyım oğlum. Yakında 59 oluyorum. Ay saçmalama, gören de ciddi sanacak yani. Kaç? Evet. Gerçekten mi? Evet. Öğren saçmalamasın şu anda. Ben seni 54 sanıyorum. 59 oluyorum. Ağustos'ta bekleriz. Gerçekten. Ben niye asla bilmiyorum. Ben niye Alzheimer? Sen benim dediğimi niye dinlemiyorsun? Ben niye Alzheimer? Asla bilmiyorum sen 60 olacağını. Demek ya, ki anneanneni sevmediğin için de öyle oluyor. Ay saçmaladın şu anda. Şu anda kameralara oynama. Kameralara oynama. Ben seni gerçekten 54-55 sanıyorum ya. Hayır. 59'um. 59'sun. Hızlı. 6. kat. Yeter. Ne? Niye o hep ondan sürüyor? Bırak ondan süreyim, onun rengi uygun sana. Hı. 6. kat. Ay 7. kat. Ay yüzüm çekiyor şeyi. Neyi? Şu fondöteni. İsmini geldim. Diyemiyorum. Kaç sürdük? 6'yı mı sürüyorduk? 6'yı sürdük. Ay ben gerçekten erken yaşta Alzheimer oldum. Senin aklın başka yere gidiyor. Nazarlara geldim gerçekten. Ah Lubunyah nazarlara geldim. Oy. Kız markalardan paketleri açtığım videoyu izledin mi? İzledim. Orada bir enerjim düşük gibi değil mi? Evet. Niye öyle? Bilmem. 7'yi sürüyoruz. Ya ben ondan önce bir mezuniyet makyajı çekmiştim. Aynı evet. anda çekince herhalde bir enerjim düştü etti. Yorgun gibi bir şey olmadı. Bir şeyi güzeldi. Makyajı değil mi? Makyajı. Yıkılsın abla. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Kız şey... Ben... İki video üst üste çektiğim için bence enerjim düşmüş. Çünkü bir sürü kişi moralim bozuktu, şöyleydi, böyleydi yazmış. Vallahi değildi. Sadece yorgunluktan bence enerjim düşüktü. Evet, çeneden. Yoruluyor çocuk. Ulan 8 mi? Evet. Aa, ne oldu? Yüzümü ihtiyarladım. Anneanne 100 kat süreceğiz. 8. Bir bakayım lan kendime. Anam bu ne? Saçlarını da sürdün. Saçlarımın rengine bak. Arda gitme ne? Ay Arda. Çok şey oldu lan. 9. Parlak oldu. Yaşlı gösterdi beni. Tüm çizgilerine doldu çünkü ya. Ya makyaj, fondöten tüm çizgilerine doldu ama çünkü şöyle doldu. Mesela normalde bir kat fondöten sürersin yani. Evet. Biz sana şu an 9. katı sürdük. O yüzden tabii tüm çizgilerine dolar. Hayalet Casper gibi olursun evet, yani. Evet, Casper'ım ben. Hemen kabul etmem peki Casper'ım ben. Manyaksın. Ama baksana be. Yüzüme baksana ya. Ay 10 anneanne. 10. Sence yüzü görebilir miyiz? Valla bu gidişten herhalde yüzü de 200'ü de görürük. Gerçekten bence göremeyiz. Sen sür ben uyuyayım böyle. Yavrularım. Sakın beğenmediğimi demeyin. Çok gücenirim. Kalbim kırılıyor zaten. Niye kırılıyor? Güzel olmamış dediler mi? Enerjim düşüyor böyle yerlere yatıyorum ben. Kameralara şov yapıyorsun. Şimdi onu sürdük. 11'e geçeceğim. Anam sen bir yarışmaya falan katılsana. Yarışmaya mı? Televizyon seni hak ediyor. Yani senin daha büyük yerlere oynaman lazım. Abo o zaman
Hiç gidemem. Gel, eve gelemem. Ay anneanne, şöhret için eve gelme, boşver. Oo yok, ben evimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Hepsini seviyorum. Drama Queen Pollyanna yani. Bahar gibi güldüm biraz önce neden? Şu an çok fake gülüyorsun. Bahar Candan gibi güldün. Alabilir mi de bir anlamı diyeceğim. Kendine bir bakmak ister misin? Kendime bakayım. Ama neler o? Amanın, amanın. Saçlar gitmiş. Ölü gibi olmuşum yani hemen. Anne ama bunun sebebi çok fazla fondöten sürdüğümüz için. Gerçekten yok, bak. Baksana vampir gibi bir dili. Bak normalde böyle değilsin. Normal bak, tek kat fondöten sürsek benim yüzümdeki gibi olacak. Ama sende şu an 10 kat var. Hatta 11 kat var. 11 kat var. O yüzden böyle duruyor. Yoksa ölü gibi, cenaze gibi durmuyorsun yani. Evet. Cenaze gibi oldum aniden. Ölü gibi oldum böyle. Tahtada yatanı. Ölü mü yapıyor? Benim hayalimde ne biliyor musun? Ne? Şimdi beni ölü tahtasında yıkıyorlar ya. Ay tövbe annen, konuştuğum şeye bak, manyak mısın ya, iğrenç! Bunu düşünmek bile istemiyorum şu an. Ben şimdi diye kalkıyormuşum. Yavrum beni güzel yıkayın diyormuşum. Tak, kafayı geri koyamıyorum. Manyaksın ya, niye düşünüyorum? Şimdi şöyle, ben tek tek artık söylemeyeceğim. Hızlı bir şekilde anneanneme süreceğim. Bir 90'a falan geldiğimizde tekrar videoya devam edeceğim. Çünkü tek tek 11, 12, 13 dersek artık video 1 saat sürecek. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde sürebildiğim kadar sürüyorum. Sonra tekrar dönüyoruz. Evet. Evet, şimdi geldik. Şu anda anneannemin yüzünde tamı tamına 89 kat fondöten var. Evet. Nasılım? Şimdi bunu yüze tamamlayacağız. 90. katı sürüyoruz. Gerçekten kaç saat geçti bilmiyorum, kaçta başladık ama bir saattir falan bununla uğraşıyoruz sanırım. Evet. Bayağı. Ve biz videoya başladığımızda da sokakta bir çocuk ağlıyordu. Videoyu bitireceğiz. Aynı çocuk yine ağlıyor. Yaz geldi artık. Çocuklar dışarıda olabilir. Teşekkür ederiz Sevim Hanım. Çok sağ olun. Çok doğru bir yerde çok doğru bir şey söylediniz. Tabii ki de sokakta olabilir. Ben burada boşuna oturuyorum. Ben de sokakta olmalıydım. Yani tabii ki de sokakta olabilir. Sokakta olmasıyla ilgilenmiyorum. Bana ne de ağlamasını artık sus. Yani ağlama evet, artık yeter. Hadi git. Aynen ağlıyor bak, bir de böyle böğre böğre ağlıyor, böyle falan yapıyor. Bak hala ağlıyor, sen bana diyorsun. 91 mi şimdi bu? 91 evet. Bu 2. Bu 2 be. 92 mi? Evet. Bir şey söyleyeyim, hile yapmıyorsun değil mi? Vallahi yapmıyorum. Ben unuttum çünkü kaçta olduğumuz, 92'si doğru değil mi? 92 bu. Bu sürdüğün 92. Tamam hadi bakalım. Ben bir kurnazlık hissediyorum ama ben 91 diye hatırlıyorum. Sen 92 dedin ama. Bu kaç? Bu bak, 93. Bülent Ersoy'un yelpazesini bir kerecik kafana vurabilir miyim? Ayna canım o. Ayna olarak görme. Yelpaze. Hayali arkadaşlarımız evet, var. Evet. Ay bu da kırdı. Video çekerken karı kırdı. Vallahi bakın. Ben... Nereye gideyim bundan bir? Ay bununla sakın bir yere gitme anneanne. Bununla gidilir mi? Hayır komşu. Mezarlan. Ya komşuya gideyim. Kafaya sorunayım. Şimdi biraz daha hızlandıracağım. 98'e kadar falan hızlı bir şekilde yapacağım. Ondan sonra dönüyorum. Bunu temizlemek için 3 gün uğraşırız herhalde. Fırçaya bakar mısınız? Fırça öldü. Yani 100 fondöten sonrası ne olacak bilmiyorum. Şu anda... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunu iyice temizlemem gerekecek. Şu anda 97. Son 3 fondöten. Evet. Belli bir yerlerde hızlandırmam gerekti. Çünkü gerçekten video 1 saat falan sürecekti. Videoyu kısaltmak için bazı yerlerinde hızlandıracağım. Haberiniz olsun. Şu an 97'yiz. Biz hızlı yaşıyoruz. Hızlı gidiyoruz. Hızlı oturuyoruz. Ya ne dersiniz?
Ay nereden tutulup bir şey turabi gibi kamyon arkası sözler? Kamyon şey turabi kimmiş be? Senin yanında. Herhalde. Aşko. Şimdi 97'yi mi sürüyorduk? Kaçı sürüyorduk? Evet. Ay ben sürekli unutuyorum. Bana bir şey oldu. 97 okey. 97. Çık 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 çık. Biz hızlandırıyoruz. Hızlı yaşıyoruz. Ay takıldı plak gibi. 97. 98. Scar gibi yap diyor bir de sinsiyası. Hileci Scar gibi yap diyor. Zaten sürmüşüz 98 tane. 2 tanesini Scar gibi yapsam ne olacak? Ama baksana ya. Korkacaklar beni seyreden kızlar, çocuklar, oğlanlar. Hepsi biii diyecekler. 98. 99. Bak hadi azıcık sıkıyorum son ikisini evet. Ki artık yoruldun biliyorum. Ben gideyim babanın karşısına çıkayım. 99'da sürdük. Şimdi 100'ü sürüyoruz. 100'ü sürüyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. 100 kat fondöten yüzünde olunca nasıl hissediyorsun? Bir ağırlık hissediyorum. Gerçekten mi? Evet. Şu an hissediyor musun? Evet. Bir maske görüntüsü var mı? Var tabii. Maske neymiş yanında? Fatih Ürek sürmüş ya, korumuş. Ben o yüzden korumadım şimdi. Maske dedim öyle maske diye. Kız o normal gece maskesi falan sürmüş. Böyle hani ama yaratık maskesi gibi ha, düşün. Ha işte onu dedim bak. Bak şu gözümün önüne bak. Kapat kapat. Ben kapatalım. Gözüne soktum fırçayı. Okay. 100 katı sürdük. 100 katı sürdük. Neredesin? Ne yapalım? 1 saattir falan burada 100 kat sürmeye evet. Uğraşıyoruz. Beni kırmayıp 1 saatimi sadece fondöten sürmeye ayırdığın için thank you canım. Bir şey değil canım. Senin kız için. Kız küpe ne kadar gelmemiş ya da gelmiş mi? Yok gelmemiş. Gelmemiş. Ya da birazcık gelmiş olabilir. Okay. Aha bir küpemizin rengine. Ya o nasıl bir ayna tutmak anneanne. Sen de kamera karşısında gerçekten kırıyorsun. Kameraya ama çok iyi şey sağlıyorsun, adapte oluyorsun. Mesela bazı insanlar kamera karşısında konuşamaz edemez. Sen iyice alıştın artık. Ben alıştım. Benim enerjim yüksek. Seni televizyonlar bekliyor artık. Bekle televizyon geliyorum yanına. Bekle televizyon. Hangi program kız? Sunucu mu olacaksın, yarışmacı mı? Yarışmacı. Tur abinin yanına gideceğim ben. Survivor'a. Kız orada nasıl yakılacak, kalacaksın edeceksin? Ben giderim. Kız sen bir tane parkurdan geçemezsin anneanne. Su veririm, su için. Sıcı olursun orada çünkü sen düz yolda yürüyemiyorsun yani. Lütfen. Ama olsun orada ben su veririm onlar düşüyor. Bu arada düz yolda yürüyemiyorsun dediğimde gerçekten anneannem çoğu zaman düşe kalka yürüyor. Hani evet ya yani valla düşüyorum. Bana haftada gülüyorum. Haftada bir falan net düştüğünü biliyoruz. Evet. O yüzden senin Survivor'da o parkurda falan tahmin edemiyorum yani. Bu hafta 3 düştüm. Gerçekten mi kız? Valla. Nerede düştün? Leyla teyzen orada düştüm. O İzmir Park'ın orada düştüm. Burada şurada düştüm şey Hüseyin Bakanlığı orada düştüm. Bravo. Bravo. Tebrikler. Evet ben yaşlandım bak ama böyle olunca ben ölümü istemiyorum yanıma da. Ben ölürken böyle olursam ölmeden kendimi görürsem ay bakabilir miyim be? Ay çok da kötü durmuyorum sadece biraz gözeneklerine, çizgilerine dolmuş. Biraz beyaz. Biraz da saçım boyanmış. İşte sana doğal boya yaptım böyle. Evet. Sarımtırak bir renk. Kına yakmış. Kına yakmış gibi kız evet gerçekten. Neyse o zaman lafı daha fazla uzatmadan artık bitirelim. 100 kat fondöten challenge'ımızın burada sonuna geldik Sevim Hanım. Evet canım. Son şeylerinizi alalım. Çok mutluyum. Ama böyle rengim gidince biraz üzüldüm yani. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sakın unutmayın bak kızarım ha. Videoyu beğenmeyi. Videoyu beğenin. Yorum yapmayı. Yorum güzel yapın. Çirkin yorumlar yapmayın kızıyorum. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet. Şöyle ki YouTube'da şuralar sorun var. Algoritmayı sürekli değiştirdiği için bildirim açmadığınız takdirde beni sürekli izliyor olsanız da size esnedin ay korktum. Kara gidici. Bildirimleri açmadığınız takdirde size bildirim göndermeyebiliyor. O yüzden lütfen bildirimleri açın. Şimdi ben videoyu bitiriyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.